Sabah raporundan herkese günaydın. Ben Açıl Sezen. Bugün sabah raporunda Azimut Portföy Genel Müdürü Murat Salar bizlerle birlikte. Murat hoş geldin yayınımıza. Günaydın Murat. Öncelikle dünkü galibiyetiniz için tebrik ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Türkiye'de çok futbolun kavgasının dün itibariyle bitmiş olmasını ümit ediyoruz. Bitmiş gibi değildi pek ama yani. İşte artık dünle birlikte hani tamamı bitmiş olsun, ondan sonra hayat normalleşsin diye bekliyoruz ama hakikaten tebrik ediyoruz. Enteresan bir maç oldu. Evet evet, yani hem 10 kişi kaldı hem de normalde bütün hazırlıklar Galatasaray'ın dün şampiyon olup tur atması üzerineydi. Bildiğim kadarıyla koreograflardan vesaire, ama olmadı. Yani son maça kaldı. Bakalım, Fenerbahçe çok akıllı oynadı. Yani hakikaten 10 kişiyle de sistematik bir biçimde ne yapması gerektiğini, dağınıklık hiç yoktu. En azından takım organizasyon açısından. Yani biz Fenerbahçeliler olarak çok sevindik. İhtiyacımız da vardı. Ya bu senenin şöyle bir şeyi var. Çok puan toplandı ama Galatasaray daha fazla topladı. Şu ana kadar en azından. Son maç gene belli olacak. İnşallah bir şey olur yani son haftada. Yani Beşiktaşlı olarak beni çok ilgilendirmiyor bundan sonra ne oldu, ama hani futbol izleyicisi olarak enteresan bir maç oldu. O yüzden tebrik ediyoruz. Şimdi geçelim ekonominin gündemine. Çünkü sadece ekonominin değil de aslında dünyanın gündemi. Dünkü helikopter kazası ve İran'da devlet başkanı Reisi'nin hayatını kaybettiği açıklandı Dışişleri Bakanı ile birlikte. Bu sabah itibariyle haber resmi olarak da doğrulandı. Dolayısıyla aslında hem Orta Doğu'da hem siyaset sahnesinde birçok şeyin yeniden tartışılma aşamasına geldi. Aynı zamanda Suudi Arabistan'da da kralın bir akciğer enfeksiyonu geçirdiği söyleniyor. Dolayısıyla hani orada da bir problem var, ama tabii İran özellikle Hamas-İsrail çatışması çerçevesinde de baktığımızda en önemli aktör. Aynı zamanda son dönemde jeopolitik olarak bu ortamda son belki 4-5 sene içerisinde Amerika Birleşik Devletleri'nin uyguladığı herkesin birbiriyle barış stratejisi çerçevesinde tek zararlı çıkan. Dolayısıyla aslında İsrail-Hamas savaşını böyle de okuyabiliriz. Diğer tarafıyla işte Husilerin dünya ticareti üzerindeki etki yaratabilecek aksiyonlarını da bunun içerisine dahil edebiliriz. Çok önemli bir bölgede aktör. Dolayısıyla orada hani bir şekilde devlet başkanının hayatını kaybetmesi, ki daha sonra Ayetullah olması da bekleniyor. Yani İran'daki aslında politikanın belki %75, %80'ini Ayetullah yönetiyor. Hamaney'den sonra oranın belki bir sonraki ismi olması beklenen reisinin hayatını kaybetmesi piyasa açısından ne ifade eder? Öncelikle tabii biz kendi gözlüğümüzle bakmak zorunda olduğumuz için hem jeopolitik hem de piyasa gözlüğüyle ne ifade eder? Ne kadar tedirginlik yaratır? Öncelikle İran halkının başı sağ olsun. Gerçekten hani önemli bir şok olmalı İran halkında. Tuhaflık kısmı şurası açıl. Şimdi bir devlet başkanı, ki İran gibi hani devlet kültürü olan, binlerce yıllık devlet kültürü olan, Perslerden bu yana gelen bir kültürde bu kadar kolay mı? Yani hava şartları bilinmiyor mu? Tek bir helikopterle, yani ora bir aydınlanırsa piyasalar açısından diye orada bir tuhaflık olmasın. Yani normal bir kazaysa piyasalar bunu bir kaza olarak bakar. İşin çok da fazla hani diğer detaylarıyla ilgilenmeyebilir. Aksi bir durumda tabii ki ondan sonra genel anlamda bir belirsizlik ortaya çıkabilir. Şu anda aksinin olduğuna dair bir işaret yok. Dolayısıyla bu bir kaza gibi gözüküyor. En azından şu saniye itibariyle yansıyan herhangi bir şey yok. Yeni gelecek, atanacak kişiyle seçilecek, Cumhurbaşkanı yardımcısı galiba vekaleten götürecekmiş. Sonra seçimler olacakmış. O tarihe kadar herhalde bir geçiş süreci olacak, ama bu tür ülkelerde çok önemli politika değişiklikleri olmuyor. Kişi bazında olmuyor yani. Kişiden kişiye radikal değişimler, böyle oturmuş kültürlerin olduğu, geçmişten gelen devlet, nasıl diyeyim, geleneği olan ülkelerde görebildiğim kadarıyla kişilerin değişimiyle politikalar çok değişmiyor. Yani piyasa açısından sadece kaza olduğuna nihai olarak kanaat getirilirse, şu ana kadar farklı bir bilgi yok, piyasayı çok etkileyecek bir gelişme olduğunu zannetmiyorum. Peki, geçelim gündemdeki diğer önemli meselelere. Bir şey sorayım, petrol tarafında falan şu an itibariyle bir etki yok, ama hani bir noktadan sonra altında, petrolde ekstra bir hareket beklenebilir mi? Hani şu anda altın mesela işte %1 kadar yukarıda, $2,438 kadar geldi rekorda.
Aslında altın hareketi geçen haftadan bu yana devam Momentumluydu ediyor. Momentumluydu zaten. Evet, yani gümüş, altın belli bir süredir Mayıs ayı boyunca önemli bir hareket yaptı. Bu haber özelinde olduğunu zannetmiyorum çünkü yurt dışı borsalarda falan da yani Asya'da negatif bir gelişme yok. Fiyatlara bu taraftan yansıyan bir gelişme ben pek göremedim. Ama sadece nihai olarak densin ki bu bir kazaydı. Evet. Allah rahmet eylesin. Peki buradan diğer gündemdeki meselelere istersen hızlıca geçelim. Bu hafta içeride para politikası kurulu toplantısı var. Diğer taraftan yine genel olarak rakamlara baktığımız zaman hem ticari kredilerde hem mevduatlarda faizin bir parça aşağıya kaydığını gözlemliyoruz. Piyasa fonlamada net eksi de. Dolayısıyla onu da belki bir noktada tartışmak lazım. Önümüzdeki dönem açısından bakıldığında enflasyon beklentilerinde ise bardağın dolu tarafı iyileşmenin devam ettiğini görüyoruz. Piyasa katılımcıları anketi üzerinden baktığımızda konut piyasası verilerini gördük. Konut piyasası verileri aslında hem satışların aşağı geldiğini hem fiyatlarda kısmi olarak enflasyonun altında kalmaya devam eden reel değer kaybının sürdüğünü bize gösteriyor. Dövizleşmeden biraz daha liralaşmaya doğru gidiş var. Merkez Bankası'na kuvvetli bir rezerv artırma imkanı veriyor. Uluslararası yatırımcıların çok kuvvetli bir şekilde gelmeye devam ettiklerini görüyoruz. İşte swap'a geldiler. Eurobondlara geldiler. TL bono tahvil piyasasında çok yoğun giriş var. Hani bir haftada 2.8 milyar dolar geldi geçen hafta. Dolayısıyla yabancı girişinin de kuvvetli olduğu bir tablo. Hani genel olarak birazcık bunların üzerine odaklanmak isterim. Önce birinci olarak döneyim bir bu haftaki PPK'dan para politikası kurulu toplantısından nasıl bir tonlama bekliyorsun? Faiz beklentisi zaten yok da nasıl bir tonlama bekliyorsun? Aslında Merkez Bankası tarafının şu anki ekonomik verilerle birlikte bence bu yeni ekonomi yönetiminin uyguladığı politikaya olan katkısı şu an itibariyle tamamlanmış. Yani daha da oradaki işlevi, faiz politikasıyla olan işlev aşağı yukarı tamamlanmış görünüyor. Yukarı yönlü faiz tarafından bahsediyorum. Zamanı geldiğinde bir faiz indirimi tekrar tartışılabilir ama aslında son 500 bas puanlık faiz artırımını hatırlarsan biz yerel seçimlerden 1,5 hafta önce yapmıştık. Orada da o 500 bas puanlık faiz artırımı enflasyon kaynaklı değildi bence. O gün dövize olan talebin önünü kısmak için hatırlarsan seçimden önceki 5 hafta boyunca yine yanlış hatırlamıyorsam 26 milyar dolar kadar bir dövize talep olmuştu. Onun önünü kesmek için radikal bir karar alındı. Onunla birlikte faiz politikasındaki o %8,5'tan geldiğimiz noktaya yani bir önceki yıldaki genel seçimlerin akabinde %8,5'la başladığımız faiz seviyesine geldiğimiz nokta enflasyonla mücadele için yeterli. Çünkü bileşik faiz olarak zaten çok daha yüksek seviyelerde nihayetleniyor. Enflasyon beklentileriyle birlikte baktığında senin de biraz evvel belirttiğin gibi hem Merkez Bankası anketi katılımcılarının hem de genel anlamda aracı kurumların, yabancıların enflasyon beklentisi pek %45'lerin üstünde değil yıl sonu itibariyle. Gelecek 12 ay çok daha düşük. Bu formatta baktığımızda tonlamanın da yani mevcudu koruyoruz. Gereken aksiyonları alacağız. Zaten bununla biz kredibilite kazandık. O iradenin sahibi olduğunu görerek para politikası kurulu üyelerinin, Merkez Bankası yönetiminin ve ekonomi yönetiminin o iradenin sahibi olduklarını gördük. Dolayısıyla daha sertleştirecek bir irade gerekli veya söylem gerekli, metin gerekli olduğunu zannetmiyorum. Şu anki faiz seviyesi en azından para politikasının enflasyonla mücadele etme kısmı için fazlasıyla yeterli. İç talep vurgusu bekliyor musun? Orası canlı kalmaya devam ediyor gibi duruyor çünkü. Şimdi orada aslında iç talepteki bir belirleyici değişken herhalde bu yaz aylarının geldiğinde asgari ücretle ilgili tartışma. Yani mesajlar hep asgari ücrette bir değişim olmayacağı yönünde. Emekli aylıklarında bir düzenleme yapılacak, asgari ücrette bir düzenleme olmayacağı yönünde. Bu korunabilecek mi bilmiyorum. Yani en azından bakan seviyesine kadar söylem bu yönde. Merkez Bankası yazdığı raporda hükümete asgari ücret artışının kritik olduğunu söyledi. Asgari ücrette artış olmaması gerektiğini, enflasyonla mücadele için artışın olmaması gerektiğini söyledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı da asgari ücret artışının gündemde olmadığına dair
söylemlerde bulundu. Dolayısıyla iç talebin özellikle gelir seviyesi düşük kesimlerdeki kısmı veya sabit gelirdeki kısmında asgari ücretteki olası artış veya artış olmaması yılın ikinci yarısı için belirleyici bir değişken. Zaten şu anda krediye ulaşım çok zor. Herkes açısından, yani tüketici açısından da kredi kartı faizleri çok yüksek. Aynı şekilde firmalar için de kurumsal kredi, ticari kredi faizleri yüksek. Dövize krediye dönüyorlar. Evet, zaten dövizin biraz düşüşünde o etki de var gibi gözüküyor. Yani tahmin ediyorum döviz kredisi kullanıp onu TL'ye dönüp onunla fonlama yaratıyorlar diye zannediyorum firmaların, kurumların. Buradaki ana etken, Merkez Bankası, daha doğrusu ekonomi yönetimi, sadece Merkez Bankası değil, ekonomi yönetiminin şöyle bir perspektiften konuya yaklaştığını düşünüyorum. Öncelik enflasyonla mücadele, yani dezenflasyon. Sair etkiler, yan etkiler kontrol edilmeye çalışılacak ama komplikasyon olsa bile ana patikadan sapılmayacak. Gerçekten çok yüksek bir irade gösteriliyor. Siyasi destek de var. Sayın Cumhurbaşkanı tarafından da defaatle bu söyleniyor. Böyle baktığımız zaman iç talebin canlılığının bir süre sonra yavaşlaması gerekiyor. Eğer ücret kısmında önemli bir değişim olmaz ise bir süre sonra, eğer şunu da gözlemlerse hem Merkez Bankası hem BDDK tarafı, firmaların bu döviz kredileri, döviz kredisi kullanmaları bir açık pozisyon yaratmaya başlarsa burada da bir önlem düşünülebilir. Çünkü biz aslında şu yaşadığımız rezerv, eksi rezerv kısmına aslında 2000'li yılların başlarından diyeyim, 2010'lu yılların ortalarına kadar şirketlerin yüksek oranda döviz borçlanmaları, sonrasında o döviz kredilerini kapatma istekleri. O kapatma temayülüyle dövize talep oluştukça Merkez Bankası aslında o borcu üstüne aldı. Yani rezervin eksiye düşmesinin sebebi borç, döviz açığı şirketlerden Merkez Bankası. Borç transferi oldu aslında yani. Doğru. Bu kendi üzerine almış oldu. Bunu işte ileriye yönelik tekrar biriktirmemek lazım. Yani bunun böyle bir yaklaşım haline gelip, çünkü biz carry trade'i, yani şu anda uygulanan bir politika var, carry trade'i cazip göstermek. İşte sen de söylüyorsun, tahvile giriş, swaplarla vesaire TL'leşme var. Ama carry trade'i daha çok yabancıların yapmasını istiyoruz biz. Yerlilerin carry trade'e geçmesi değil de yerlilerin de dövizden uzaklaşmasını istiyoruz ama borç kullandıkları dövizden değil. Kendi varlıklarından. Evet, aktiflerinde olan dövizlerden, işte KKM başta olmak üzere, DTH'lardan vesaire uzak kalması isteniyor. Ama bu döviz kredisi kısmı biraz yakından izlenmesi gereken bir olgu. Peki, aslında biraz önce söylediğin iç tüketime dönük tespitlerin bir bölümünü Garanti BBVA CEO'su Recep Başdoğ da yapmış. Önce Recep Başdoğ'un açıklamalarının içerisinde önemli başlıklar var. Bir hızlıca onların üzerinden geçelim. Sonra kalem kalem değerlendirmesini de yapmaya çalışırız. Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Başdoğ'dan kredi kartlarına sınırlama getirilmesi çağrısı geldi. Ülkedeki en büyük sorunun enflasyon olduğunu söyleyen Başdoğ, enflasyonun dizginlenmesi ve tüketimin yavaşlaması için kredi kartlarına sınırlama getirilmesi gerektiğini savundu. Genel Müdür Başdoğ, Garanti BBVA'nın başlattığı ihracatta sürdürülebilir gelecek buluşması için Adana'da yapılan etkinlikte ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Geçen yıl krediler %50 artarken kredi kartlarında bunun 3 katına varan artışlar olduğunu kaydeden Başdoğ, kredi kartı faizlerinin çok düşük kaldığını ve herkesin bu kanala yüklendiğini söyledi. Garanti BBVA Genel Müdürü, ülke olarak tüketimle ilgili olarak sakinleşmemiz lazım, daha az tüketmemiz ve büyümeyi başka kanallardan elde etmemiz lazım dedi. Parasal sıkılaşma politikaları gereği bireysel kredilerde bankaların %2 büyüme sınırı olduğunu hatırlatan Başdoğ, bu yıl kredi talebi artsa bile yükselmiş faizle bu baskılanacaktır bireysel taraf için. Tüzel taraf için de benzer bir dünya var. Orada da belli sınırlar var dedi. Recep Başdoğ, kredi büyümesinin bu yıl tahmini %54-55 ortalama enflasyonun çok altında kalacağını öngördü. Yıl sonu enflasyon tahmininin %45'ler seviyesinde olduğunu kaydeden Recep Başdoğ, enflasyonda kalıcı düşüş için 2025'te de aynı kararlılığın kritik önemde olacağına dikkat çekti.
%40'lı seviyelerin ardından enflasyonla asıl mücadelenin başlayacağını ifade eden Garanti BBVA Genel Müdürü, yapısal reformlarla programın desteklenmesi kritik önemde olacak dedi. Başlığı enflasyonda %40'lı seviyelerle birlikte faiz indiriminin de söz konusu olabileceğini, bunun da son çeyrekte gerçekleşmesinin beklendiğini söyledi. Kurda artan öngörülebilirlik ve TL kredilerdeki yüksek faiz oranları nedeniyle kredi talebinin döviz cinsinden kredilere doğru kaydığını belirten Recep Başbuğ, şu an verilen kredilerin doğru yerlere gittiğini düşünüyorum. Eskisi gibi kurun artışıyla herhangi bir sıkıntı yaratacak bir durum yok. Topladığımız para sattığımız paradan daha az. Bu trend devam ederse TL miktarı artacaktır. Bankalar kazandıkları parayla eleştirilirler. Bankaların amacı karı ile sermayesini enflasyona ezdirmemektir. Bankaların üzerindeki yük şu anda karlılıkta kendini gösteriyor değerlendirmesini yaptı. Seçimden sonra 20 milyar doları bulan bir döviz girişi olduğunu, bireylerin yatırım tercihlerinde de artan oranda TL'leşme gözlemlediklerini söyleyen Başbuğ, şu anda gelen paralar yatırım için gelen paralar değil, onun biraz daha vakti var dedi. TL mevduat müşterisine ilave kur korumalı mevduattan TL'ye dönen müşteriye verilen faiz oranlarına da değinen Recep Başbuğ şöyle konuştu. %70'ler var. Bunlar teknik olarak olabilir ama 100 tane mevduattan bir tanesi olabilir. Onun dışındaki mevduat faizleri ortalama bir banda oturdu. Faizler %50 etrafında bir yere oturdu. Bundan sonra da böyle devam eder dedi. Recep Başbuğ'un açıklamaları böyle. Birkaç tane temel konu var. Bir tanesi çılgınca tükettik, artık bir sakinleşmemiz lazım diyor. Dolayısıyla aslında tüketim dışında bir büyüme kanalı inşa edilmesi gerekliliğinin altını çiziyor. Önce bu tarafla hızlıca başlayalım. Kredi kartlarına dönük bir düzenleme zaten konuşuluyordu. Aslında ihtiyati olarak alınan önlemler biraz sözlü şekilde ilerledi. Yani işte kredi kartına ek taksitler kalktı mesela. İşte nakit çekimlerde veya işte bakiyeli kart kullanımında maliyetler yükseldi. Ama hala o tüketim güdüsünü durdurmak çok çok mümkün. Onda aşağı geliş var ama çok tüketmeye alışmış bir toplum olduğu için fiyat duyarlılığı da çok yüksek. Bir de enflasyon da yüksek, ister istemez harcamaları devam ediyor. Ya aslında şeyden baktığımız zaman pandemiden bu yana aşağı yukarı 4 yıllık bir zaman geçti. O tarihten itibaren tüketici davranışları sosyolojik anlamda da insanların hayata bakış açıları da ekonomik reaksiyonları da çok değişti. Gelişti diyemeyeceğim, değişti. Alışkanlıklar oluştu. Ucuz paraya ulaşmak, kolay paraya ulaşmak, enflasyonun yarattığı komplikasyonlardan, erozyondan etkilenmemek için tüketimi öne çekmek, stoklamak vesaire gibi birçok, nasıl diyeyim, aksiyon tarzı gelişti. Tüketicilerde, sanayicilerde vesaire. Bugün yaşadığımız, hala yani bu faizle nasıl tüketiyoruz diyor Recep Bey herhalde. Sakinleşmemiz lazım dediği kısım alışkanlık haline geldi birincisi. Paraya çok kolay ulaştık hepimiz. Bütün toplum. Enflasyonun yarattığı o erozyonu gidermek için de ücretlerde kontrolsüz, hesap yapmadan artışlar yapıldı firmalar. Çünkü hesabı yapamadı. Hepimiz yapamadık. Yani öz sermaye karlılığında mıyız, değil miyiz? Gerçek enflasyon ne? Tartışmalarının içerisinde insanların hayat standartlarını, refahlarını biraz koruyabilmek için artışlar yapıldı. O da tüketime dönüştü. Veya bir şekilde satın almaya dönüştü. İşte geçen yıl araba fiyatlarında yaşanan saçmalığı, hani böyle paranla araba alamıyorsun falan. Herkes galerici oldu. Sokaktaki herkes araba alıyor, satıyor falan. Bunların normalleşmesi lazım. Yani hayat böyle değil. Gerçek ekonomi bu değil. Bu kadar sıkılaşmanın olduğu yerde tüketim yavaşlayacaktır. İster istemez. Demin söylediğim şeyi tekrar hatırlatayım, çekinceyi. Yaz ortasında ücretlerde yapılacak değişimler bir önemli bir etken. Yani hem maliyet tarafında, firmaların maliyetleri tarafında, hem tüketici reaksiyonu, yaklaşımı tarafında bir etken olacak. Bu da izleyenler tarafından şöyle anlaşılmasını istemem. Hani ben asgari ücret artışına karşı olduğumdan değil, sadece ekonomik bir analiz bu. Onun değerlendirmesini ekonomi yönetimi yapacaktır kendi içinde. Veya ekonomi yönetiminin belirlediği asgari ücretin de dışında ücretleri firmalar uygulayacaklardır. Çok tükettik. Bütün dünya olarak biraz sakinleşmemiz gerekiyor. Buradaki konu bir sonraya
da başlık açmaya çalışayım. Şimdi bizim şu anda uyguladığımız dezenflasyon politikası önemli bir sıkılaştırmayla birlikte geldi. İşte kredi kanalları neredeyse kapatıldı. Hemen hemen kapatıldı. İşte konut kredisi belli rakamın üstüne yok. İhtiyaç kredilerinde fatura karşılığı ancak ihtiyaç kredisi kullanabiliyorsun gibi düzenlemeler var. Ticari kredi faizleri çok yüksek vesaire. Böyle baktığın zaman sıkılaşmayla birlikte biz diyoruz ki enflasyon işte yıl sonu 45'ler civarında olacak. Asıl soru gelecek yılki enflasyon. Çünkü buradaki konu belli bir yere getirdik enflasyon ama büyük bir fedakarlıkla. Önümüzdeki yıl bu fedakarlık yapacak takat kalacak mı? Toplumun geneli için söylüyorum. İşte Recep Bey daha iyisini söylemiş. Mesela 40, esas mücadeleyi 40'tan sonra göreceğiz diye. Tabii. Yani orada hakikaten ne kadar dirençli, ne kadar dayanıklı olduğumuz herhalde burayı belirleyici faktör olacak. Şöyle açıl. Şimdi ilk şokla evet bir küçülmeyi göze alabilirsin. Tüketici, sanayici, reel sektör, finans sektörü, bütün kesimler. Ama bunun geçici olduğuna inanırsan bunu absorbe etmeye çalışırsın. Ama bunun devam etmesi gerekiyor. Bizim tekrar o 2021 yılında faiz indirimlerini başlattığımız Eylül 2021'deki %20 enflasyon seviyesine gelebilmemiz için, 19,5'tu yanlış hatırlamıyorsam, %20 enflasyon seviyesine gelebilmek için 2025'te de çok sıkı para politikası uygulamamız gerekiyor. İndirimi nerede bekliyorsun? Yakın zamanda bekleyemiyorum. Yani kolay değil. İşte son çeyrek demiş mesela Recep Bey. Yok ben zannetmiyorum. Yani son çeyrekte tartışılabilir 40'a geldikten sonra enflasyon. Son çeyrekte faiz indirimi beklenebilir diye. Bu arada bizim yaptığımız faiz anketinde, PPK toplantısına dönük faiz anketinde 22 kurumdan bu sene ben faiz indirimi beklemiyorum diyenlerin sayısı 9. Belki. Bir noktada enflasyon düştükten sonra o indirimin başlama potansiyeli üzerine anladığım kadarıyla piyasa ufak ufak konuşuyor. İşte oradaki şey ekonomi yönetiminde gene ben değişimi şöyle görüyorum açıl. Bir dönem biz şunu tartıştık felsefi olarak biliyorsun işte faiz sebep enflasyon sonuç konusunu tartıştık. Mevcut ekonomi yönetiminden gene benim kişisel algım şu kur sebep enflasyon sonuç politikası uygulanıyor. Yani kurdan dolayı bir enflasyon oluşuyor. Dolayısıyla kurdaki stabilite ya da en azından yükselişin önüne geçilirse enflasyonla mücadelede önemli bir mesafe kat edilecek diye. Dolayısıyla eğer rezerv birikimi hızlanırsa, yani faiz indiriminin ön koşulu kur tarafının rahatlaması. Kurda yükseliş olmadığı zaman enflasyon olmuyor deniyor. Veya da kurun enflasyona geçişkenliği çok yükseldi hesaplamaları var. Bundan işte 4-5 sene evvel konuşurduk yani %10'lardaydı o geçişkenlik. %70'ler seviyesine geldi kurun geçişkenliği. Dolayısıyla faiz indirimini ne zaman yaparsın? Enflasyondaki düşüşü ileriye yönelik, yani sadece enflasyonu matematiksel nokta bir seviye olarak değil, ileriye yönelik enflasyon davranışlarının da aşağıya yönlü olduğunu gördükten sonra. Bunu görebilmek için de şu andaki ekonomi yönetiminin, mevcut ekonomi yönetiminin bence baz aldığı şey kur. Kur içinde rezervler, KKM bir sürü etken var. Orası dolarsa, biraz evvel senin saydığın işte swap kanallarıyla, tahvil girişleriyle, Eurobond ihraçlarıyla, inşallah direkt sermayelerle eğer biz bir şekilde eksi olan rezervleri belli desteklerle doğru yere getirip sürdürülebilir bir Merkez Bankası kaynaklarına ulaşırsak, ondan sonra döviz tarafındaki Merkez Bankası'nın endişeleri giderilirse, daha stabil bir döviz pozisyonuna geçebilirsek, faiz indirimi gelir. Onun öncesinde çok zor. Peki buradan sonra istersen bir parça dönüp piyasa fiyatlaması üzerine de bakalım. Bir kur tarafı 32.15-32.25 arasında bir noktada kaldı. Şimdi daha önce Merkez Bankası kurun yukarıya gitmesi için engel koymaya çalışırken, gitmesini engellemek için mücadele ederken, şimdi bu kadar yabancı girişi, yerli girişi de yine aynı zamanda döviz bozumu da geldiği için ister istemez bu noktadan sonra aslında kurun daha aşağı gitmesini engellemek için kendini alıyor, rezervini işte güçlendirmeye çalışıyor falan. Yani bu daha istediğimiz bir tablo tabii. Ama kurun dengelendiği yeri nasıl görüyorsun? Bir. İkincisi döviz yatırımcısının davranış biçimini nasıl görüyorsun? Şöyle, şimdi önce kurun dengelendiği yer piyasa fiyatı neyse aslında kurun gerçek fiyatı o. Burada seçim öncesi Merkez Bankası
yukarı gitmemesi için satışlar yaptı. Yerel seçimden bahsediyorum. Şimdi de alımlarla destekliyor. Merkez Bankası piyasadan çekilse daha aşağıda bir kur göreceğiz. O da ama istikrarsızlık yaratır. Yani çok yüksek volatilite fiyatlama yapmayı engelleyebilir. Hacmin de çok olmadığı, biraz daha likiditenin kuruduğu bir döviz piyasasında negatif etkileri olabilir. Kurun seviyesi şu anda en azından yaz aylarına kadar bu seviyelerde gideceğiz. İşte klasik turizm gelirleri olacak. Birazcık ithalat ihracat dengesine bakılacaktır. Şu anda cari açık kısmı gayet iyi gidiyor gözüküyor. İşte Sayın Bakan da Sayın Mehmet Şimşek de belirtiyor. %2,5'lar seviyesine, milli hasılanın %2,5'lar seviyesine gelmesi beklenebilir diye belirtiyor. Dolayısıyla kur tarafı şu anda hem enflasyonla mücadeleyi destekliyor, hem genel dengelenme politikasında da ekonomi yönetimine katkı sağlıyor diye görüyorum ben. Peki hisse senedi piyasası için bakışın nasıl diye de bir sorayım hızlıca. Çünkü burada hani endeks rekor seviyelerde TL bazında, dolar bazında kırılması güç olan yerleri işte ufak ufak aşındırdı, kırdı. Bankalara çok büyük bir ilgi oldu. Geçen hafta %52 idi yılbaşından bu yana getirisi. Şu anda %65. Dolayısıyla bir haftada da, son bir haftada da muazzam bir banka hareketi. %80 artan büyük bankalar var. Şimdi burada ben mesela şunu sormak isterim. Yani işte bankaların kârı düşüyor. Evet. Marjlar daralıyor. Hani üzerimizdeki yük de artıyor diyor bankacılarda. En son işte biraz önce bantta izledik. Dolayısıyla bankalara bu ilgi yerli yatırımcının yabancı gelecek bir yerden banka alacak. Ben ucuzdan değil de yukarıdan vereyim mantığıyla girişimi. Daha momentum başlamadan kendi momentumunu yaratmış gibi görünüyor. Aslında tabii yabancı girişi bekleniyor. Biraz geliyorlardı ama yabancı böyle çok istikrarlı bir biçimde borsa alım yapmıyor. Bazı haftalar işte Merkez Bankası istatistiğinden takip edebiliyoruz. Bazı haftalar alım, bazı haftalarda satış yönünde. Yani birkaç haftadır, son birkaç haftadır alım yönünde bir temayül söz konusu yabancı tarafında. Şimdi biz 2018'den bu yana yanlış hatırlamıyorsam dolar bazında yüksek seviyedeyiz. Endekste. Biz hala cent olarak tanımlıyorum ben endeks aslında. Biz de öyle tanımlıyoruz. Çok eskiyiz. Eskiyiz yani. 3,5 centler seviyesine yaklaştık endekste. Bu da 2018'den bu yana gördüğümüz en yüksek seviye. Tarihteki en yüksek seviyesi biliyorsun 5 cent civarı, 5,1'di galiba. İki kere. Yani 2010'lar civarındaydı yanlış hatırlamıyorsam. Şu andaki ekonomi politikası şirket karlılıklarını destekleyen bir politika değil. Yani eğer şirketlerin karlılıkları ve buna bağlı olarak değeri üzerinden yola çıkacaksak, büyümesi üzerinden yola çıkacaksak bu politika onu destekler değil. Ne iç tüketime yönelik çalışan şirketleri ne de ihracata yönelik çalışan şirketleri destekler politika da değil. Dolayısıyla senin biraz önce söylediğin perspektiften bakarsak eğer şayet aslında borsadaki bu hareketin daha yavaş olması gerekir makro taraftan. Ama diğer taraftan da satın alınan şey şu. Yayının başından beri konuştuğumuz ekonomi yönetiminde önemli bir politika değişikliği var. Yani bu neyle başladı? Ekonomi yönetiminin oluşturulmasıyla, yani sadece bakan düzeyinde değil, bürokratlar düzeyinde, para politikası kurulu üyeleri dahil olmak üzere oralarda verilen mesajlarla bir değişim, daha öngörülebilir politika uygulanmasına yönelik bir beklenti var. Asıl fiyatlanan bu. Yani öngörülebilir bir politika zaman içinde daha stabil. Çünkü biz yıllar boyunca hep o yüksek volatilitede tırnak içinde söylüyorum zar attık. Yani bazen düşeş geldi, bazen hep yek geldi. Yani o dönüşüm çok uzun yıllar sonra ilk defa biz stabil, öngörülebilir en azından belli bir zaman aralığı içerisinde ne yapılmasının anlaşılabildiği bir politika uyguluyoruz. Buradaki prim ona. Son 30 saniye. Şu anda elinde bankan varsa satar mısın? Yoksa alır mısın mesela? Biraz azalmak lazım yani banka hisselerinde. Çünkü bu kadar tempo yılbaşından bu yana %80 civarında artış bence yeterli. Yoksa almam. Taşıyanlara da bir miktar azalmalarını naçizane tavsiye ederim. Murat Salar çok teşekkür ediyoruz. Sana kısa bir araya gideceğiz. Sonrasında Ali Can Türkoğlu ile ikinci bölümde karşınızdayız.
Sabah raporunun ikinci bölümünde Alican Türkoğlu ile birlikteyiz. Alican günaydın. Günaydın, iyi haftalar. Reisinin ölümü bölgede her şeyi değiştirme potansiyeline sahip bir haber akışına dönüşebilir. Eğer perde arkasında başka bir şey varsa. Ama görünen bir kaza olduğu yönünde. Şimdi ne olacak bundan sonrasında? Zaten İran'dan kaza olmasa bile yakın zaman içerisinde böyle bir değerlendirme yapsalar bile buna ilişkin bir açıklama yapılmasını ben beklemiyorum bir kere onu söyleyeyim. Yani bu kadar büyük bir zafiyetin gösterilmiş olduğu yönünde İran'ın bir değerlendirme veya bir açıklama yapması benim nezdimde benim en azından gördüğüm okuduğum bir şey değil. Şu zamana kadar yani bu kadar yoğun bir şekilde dünya diplomasi içerisinde kendine çok sağlam bir yer edinmiş olan İran devletinin böyle bir hata yapmış olduğunu kamuoyuyla ve kendi vatandaşlarıyla paylaşacağını ben düşünmüyorum olsa bile. Ancak dünden beri takip ettiğimiz yani yapılan tüm açıklamalarda takip ettiğimiz belli başlı gri alanlar var, soru işaretleri var. Şimdi bunu tabii ki hem askeri araç uzmanları, helikopter uzmanları, uçuş uzmanları, bölge uzmanları değerlendirecektir önümüzdeki günlerde de. Ama hem bu kadar kötü bir hava varken, 3 helikopterin birden neden bölgeye doğru hareket etmiş olması, 3 helikopterden neden sadece birinin düşmüş olması, neden bu kadar uzun bir süre haber alma konusunda bir sıkıntı yaşanması gibi soru işaretlerini çok dillendiriyorlar aslında dün akşamdan beri uzmanlar. Bu noktada bölge için oldukça kritik, önemli bir süreç yaşanıyor şu anda. Yani zaten çok yoğun bir gerginlik var. Zaten savaşın kıyısından dönülen alanlar var. Tam da göbeğinde, ortasında İran'ın olduğu. Tam da bu noktada, tam da Azerbaycan ziyaretinden dönerken böyle bir kazanın gerçekleşmiş olması ve İran Cumhurbaşkanı'nın, İran Dışişleri Bakanı'nın beraberinde toplamda 7 kişiyle beraber hayatlarını kaybetmesi dünyada çok sorgulanacak, özellikle İran tarafından çok sorgulanacak bir süreç. Dediğin gibi şu anda çok net açıklamalar gelmesini beklemiyorum ben. Ama işte hava koşullarının zaten çok sıkıntılı olması, bölgede görüşün neredeyse sıfır seviyesinde olması nedeniyle reisinin helikopteri bir daha çarparak parçalanmış gözüküyor şu andaki veriler. Bunlar bundan sonraki süreçte, şimdi İran'dan zaten özellikle İran vatandaşlarına yönelik hiçbir şekilde devletin aksamayacağı yönünde açıklamalar zaten ilk andan itibaren geldi. Ancak İran'ın başına geçecek kişi olarak değerlendi. Hamaney sonrası süreçten bahsediyorum. Reisinin bir helikopter kazasıyla hayatını kaybetmiş olmasının yankıları çok uzun süre devam edecektir. Yani İran'ın ikili ilişkileri anlamında da kastediyorum bunu. Bölgesel politikalar anlamında da. Şimdi bugün ne gibi yeni değerlendirmeler gelecek göreceğim. Tabii reisi çok yüksek oy oranıyla seçilmiş ve aslında İran'ın politikasının nispeten sert yüzüydü. Yani daha önceki ılımlılardan bayrağı devralmış, el yükseltmiş, bayağı da bölgede etkili olmuş bir isim politik o anlamında da. Dolayısıyla hani onun yokluğunda yerine gelecek olan kişinin sertlik düzeyi biraz daha belirleyici olacak gibi görünüyor Orta Doğu politikası açısından. Olacak. Şimdi İran'la İsrail'in yaşadığı süreci zaten biliyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin yapmış olduğu açıklamalar var. Bu kapsamda zaten bölge politikaları anlamında Azerbaycan'ın işte yanına çekilmesi, İran-Azerbaycan ilişkilerinin yeniden daha üst seviyeye getirilmesi. Sadece İran'ın kendisinin içinde olduğu olaylarda bahsetmemek gerekiyor. Yani mesela işte Türkiye, Rusya, İran beraber yürütülen bir süreç var bilindiği gibi. Yani bölge politikaları anlamındaki bu kadar kritik bir ülkenin belki de en kritik ikinci ismi diyebiliriz en azından. Hayatını bu şekilde kaybetmiş olması tabii ki politikalarda bir takım soru işaretlerini beraberinde getiriyor. Ama dediğim gibi hem gün içerisinde yeni değerlendirmeler ne yönde gelecek İran'dan bunu göreceğiz. Muhtemelen İran kültüründe vardır yaz. Bir süre bu yaz zamanını yaşadıktan sonra yapılacak, atılacak adımlar, yapılacak hamlelerle biz biraz daha net okuyabileceğiz süreci. Ama şu anda oldukça sıkıntılı, oldukça bilinmeyenlerin fazla olduğu bir dönem yaşandığı net olarak söyleyebilirim.
Bir de kabine toplantısı var bugün itibariyle. İstersen çok hızlı bundan da bahsedelim. Ne bekliyoruz? Tasarruf konusunu biz geçen hafta çok konuştuk. Bu kamuda tasarruf düzenlemesinin ardından genelge sonrası bir takım kanuni düzenlemeler gerektiğini de seninle geçen hafta konuşmuştuk. Bu kanun düzenlemesi için harekete geçilecek. Muhtemelen bugün bununla ilgili bir sunum yapılacaktır. İşte mesela kamu araçlarının taşınmazlarının satışı için özelleştirme, özelleştirme idaresi başkanlığına yetki verilmesi falan gerekiyor. Bununla ilgili düzenlemeler bir bugün kabinede konuşulacak. Enflasyon ve enflasyonu düşürmek, fahiş fiyatla mücadele için yeni atılması gereken adımlar var mı? Bunlar için yeni sunum yapılacaktır. İçişleri Bakanı'nın bir sunum yapmasını bekliyorum ben soruşturmalarla ilgili olarak ve 9. yargı paketi geliyor. Bunun içerisinde muhtemelen öğretmenlere uygulanan şiddetle ilgili de bir madde eklenecek. Ama işte hakimler, savcılar kanunu düzenlemeleri, öğretmenlik kanunu, işte soyadı düzenlemesi gibi kapsamlı bir yargı paketinin çalışmaları bugün kabinede de konuşulacaktır. Alican teşekkür ediyoruz. Sabah teşekkür raporunu böylelikle noktalamış oluyoruz. Hoşçakalın.